yaşıyor. Anlamak ve anlamlandırmak güç ama herhalde perde arkasında gerekçeler, amaçlar, nedenler olması da lazım. Fatih Erbakan, bunları söyleyen Fatih Erbakan nasıl oluyor da şimdi Cumhur İttifakı'nda yer alıyor? Belki hatırlayacaksınız, sanıyorum sizin televizyondaki bir konuşmamızdaydı ayın 23'ünde. Fatih Bey'in o şekildeki net konuşmalarının üzerine siyasette demiştim, yarın ne olacağı belli olmaz, evet, belki dönüş yapar demiştim 23'ünde. Evet. Bu kadar da olur mu denildiğinde bekleyiniz anlamında bir cümle kullanmıştım. Evet. Bu şimdiki Fatih Bey'in bu konuşması bana Mustafa Yılmaz'dır sanıyorum, Mustafa Taşan Bey'in bir konuşmasını hatırlattı, mekanı cennet olsun. Sizin evde son sözü kim söyler diye sordu televizyondaki konuşmada spiker kendisine. Kendi şaka yollu tabii şöyle doğrudu. Kim olacak dedi. Böyle soruda mı sorulur dedi. Elbette ben söylerim dedi. Ama dedi ne söyleyeceğime hanım karar verir dedi. Şimdi Fatih Bey konuşuyor ama konuşturana bakmak lazım. Konuşturan yani orada kim konuşan efendim? Fatih Bey. Konuşturan kim? Fatih Bey. Ama konuşturan başkaları. Çünkü orada birinci sırada söz sahibi olan damat Mehmet Bey'dir. Altınöz. Evet. Onu destekleyen başkaları var. Daha önce de hatırlayacaksınız belki. Batmakta olan Titanik gemisine binecek değiliz diyordu. Evet. Öyle. Bütün bunlardan daha önemlisi sanıyorum dün çok önemli bir açıklama yapmış. Yeniden Refah Cumhur İttifakı'na katılmakla milli görüş yönünde çok önemli bir adım atmış biçiminde. Evet. Bu kanaatimce milli görüşe asla ve asla uymayan bir söylemdir. Milli görüş bundan 22 yıl kadar önce AK Parti'nin politikaları için beni AK Parti'nin günahına ortak etmeyiniz diyordu. Merhum Erbakan hocamız. Fatih Bey'in babası. Evet. Bu bir. AK Parti Amerika'nın yanında Irak'ta yer alacağı zaman benim hukuk büromdan seslenmişti merhum Erbakan hocamız. Ey milletvekilleri, eğer o tezkere, malum tezkere biliyorsunuz 1 Mart tezkeresi. O tezkere meclisten geçer de Irak'ta bir masumun burnu kanayacak olursa, ölürse falan değil. Bir masumun burnu kanayacak olursa 7 sülaleniz başını secdeden kaldırmamış olsa bile bunun vebalinden, günahından kurtulamazsınız diyordu. Merhum Erbakan hocamız. Yani Fatih Bey'in babası. Ondan sonra ve ilave ediyordu. İş burada bitmeyecektir. Irak'tan sonra sıra Suriye'ye gelecek. Ama asla unutmayınız ki asıl hedefte Türkiye vardır diyordu. Fatih Bey'in merhum babası, milli görüş lideri. Şu an yeniden Refah milli görüş adına hareket etmese bizi hiç ilgilendirmez. Falan şöyle demiş, falan böyle demiş. Ama merhum Erbakan hocamız adına konuşup onun düşünceleri adına hareket ettiğinde elbette dün, bugün ve yarın ben milli görüşçüyüm diyen herkesi ilgilendirir. Yeniden Refah AK Parti'ye destek vermiş olmakla, o ittifakın içerisinde yer almış olmakla AK Parti'nin bu zamana kadarki dış politikalarını, ön ayak olduğu cinayetleri, efendim Suriye'nin bu hale düşmesini, orada 13 milyon insanın efendim mülteci durumuna gelmesini, Türkiye'ye iltica etmelerini, Akdeniz'de, Ege'de köpek balıklarına yem olması eylemine, o Alyan bebeğin biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz, evet, o cesedi vurmuştu kenara. Onların o durumuna düşmesini onaylıyoruz demektir. Yani AK Parti'nin günahını sevap olarak görüyoruz demektir. Yetmedi. Önceki Vecdi Gönül Bey sanıyorum Milli Savunma Bakanı'ydı. Meclis o tezkireye reddetmişti ama biz o hatayı İncirlik'ten 4.990 Amerikan sortisine
müsaade etmek suretiyle telafi ettik diyordu. Şimdi Fatih Bey dolayısıyla yeniden refa, evet biz de buna aynen katılıyoruz demek istiyor. Kabul edilecek şey değil bu. Öbür taraftan Fatih Bey'in babası merhum Erbakan hocamız 6 Eylül 1980 tarihinde Konya'da milyonları toplamıştı oraya, bir protesto mitingi yapıyordu. 6 Eylül 1980'de neydi o? Dönemin İsrail Başbakanı Kudüs İsrail'in başkenti olacak demişti. Merhum Erbakan hocamız milyonlarla birlikte adeta arşı titretircesine, ben o zaman üniversitede asistandım da oradan izliyordum. Hayır diyordu, hayır olamaz. Niye? Çünkü Mescid-i Aksa, dolayısıyla Kudüs Müslümanların ilk kıblegahıdır. Bu yüzden orası efendim İsrail'in başkenti olamaz, olmamalı diyordu. İkinci olarak İslam peygamberinin efendim Miraç yolculuğunun başladığı yerdir orası. Evet. Bu münasebetle orası İsrail'in başkenti olamaz diyordu. Ve 638'den bu yana, yani Hazreti Ömer zamanından beri orası bir barış sitesidir. İslam kentidir. Bu münasebetle Siyonizme bırakılamaz diyordu. Aradan şu kadar zaman geçti. Bunun 22 yılında AK Parti iş başında, Kudüs İsrail'e verildi. Evet. Fatih Bey bunu onaylıyor demektir. O zaman ya babası yanlış yapıyordu veya kendisi yanlış yapıyor. Evet. Yani peki, şurada yer alır bir parti, burada yer alabilir. Ama buna milli görüş damgası vurduğu zaman buna itiraz ederiz biz. Hayır, milli görüşün felsefesi, ideolojisi, insanlığa yaklaşım biçimi bu değildir. Öbür taraftan bizim inanç yapımıza göre, ki Erbakan merhum bunu gayet münasip biçimde temsil ediyordu, masum bir cana kıyan tüm insanlığı katletmiş gibi günaha girer, vebal altında olur diyordu. Yani AK Parti'nin Suriye'deki bu kadar cinayetlere destek vermesine, ön ayak olmasına, demek ki yeniden refah rıza gösteriyor. Onaylıyor yani. İcazet vermiş oluyor. Değil kabul mi? Edilemez. Peki Sayın Kamalak, milli görüş meselesine gelirsek, Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan o gömleği zaten çıkartmıştı. Nasıl şimdi milli görüş noktasında...